Hepinize merhabalar, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu counter'ın açılmaması ile ilgili bir yeni bir bilgi oluşturdum. Hatta dünkü videoda gösterdim ekran şeysi, ama onu en son aklıma geldi. Bugün gayet bir video çekmek istedim. Oyundan aksi diye sadece açılmama, donma ve counter, işte siyah ekran falan filan onları göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bilgisayardan özelliklere tıklıyoruz. Şöyle burada gelişmiş, hatta göstereyim şöyle bir saniye. Evet, sarı. Şurada gelişmiş sistem ayarları var. Gördüğünüz gibi orayı tıklıyoruz. Evet arkadaşlar, burada bize bir panel gelecek. Sistem özellikleri, buradan gördüğümüz üzere ayarlar var. O ayarlara tıklıyoruz. Görsel efektler bu. Bilgisayarınız sürümünüze bağlı. Bunu hiç ellemeyin. Bu nasılsa öyle kalsın. Veri yürütme engellemesi var burada. Oraya tıklayıp buradan böyle olacak. Burası boş olacak. Buraya tıklayacaksınız. Bak, bunu kaldıralım mı? Normalde böyle olacak. Ekle. Sistem 32'de ya. Bunun masa üstünde. Buna tıklıyoruz. Bu da CS oyunu çıktı gördüğünüz gibi. Uygula. Tamam. Tamam. Ve ondan sonra CS'ye giriş yaptığımızda kesinlikle bir hata kaybı olmayacaktır. Hani tabi CFG'de sıkıntı yoktur. Dediğim gibi herkesin bilgisayarında sıkıntı vardır. Gördüğünüz gibi benim bilgisayarım şöyle Pentium'a 4 GB var burada. 4 GB RAM var. Aslında 64 bit GB pardon, sistem türü 64 bit işletim sistemi. Orijinal. Normalde 4 GB RAM kullanabilir miktar 3.25 GB var. Öyle gösteriyor. Bende 2 tane format CD'si var. Bir 32 GB bir 64 GB'lık var. 64 GB'lı yapınca bana kasıyordu. Bilmiyorum. Şu anda iyi böyle. Resul bilgisayar. Kendim atıyorum formatı. Buraya tıklıyoruz. Aygıt yöneticisinde. Gördüğümüz gibi bir saniye. Hiçbir sıkıntı yok. Hepsi tamamen normal. Hepsi güncel. Bu görüntü bağdaşlarıcı. Gördüğümüz gibi Atı Rayaton HT48 CRS. Bu orijinal aygıtımız. Bunu böyle geliyorsun. Sürücü güncelleştir. Buradan güncelleşir. Bazı bilgisayarda güncelleştirmez. Yalnız şuradan bir dakika. Evet, geldik. Burada Windows Update'e. Burada güncel filtre deyip bütün bilgisayarında da geliyor. Bütün şeyleri güncelledikten sonra tekrar buradan kapatmanızı öneririz. Tamam. Tamam, evet arkadaşlar, beni bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kapatıyorum.